Merhaba satranç severler. Bugün de Amerikalı bir satranç efsanesi Robert James Fischer, dünya satranç şampiyonlarından biri. Veri tabanındaki oyun sayısı 1100, kapsanan yıl 1953-1992, son fide derecesi 2780. Veri tabanındaki elde edilen en yüksek derece 2785. Robert James Fischer, biliyorsunuz, satrancı tek başına çalışmış, geliştirmiş ve dünya şampiyonu olmuş bir oyuncu. Açılışlar üzerinde durmuyoruz. Büyük bir oyuncu, değil mi? Evet. Oyun koleksiyonları. Robert James Fischer kimdir? Biraz bundan bahsedelim. Robert James Fischer, yani Bobby Fischer. Hey Bobby dedikleri. 1943'te Chicago'da doğmuş bir satranç dahisiydi. 13 yaşında Hans Knoll'un yüzyılın oyunu adını verdiği 1956'da Burn'e karşı, Fischer'e karşı çarpıcı bir parlaklık kazandı. 14 yaşında ABD şampiyonasını kazandı. 1957-58 ve onu gelmiş geçmiş en genç ABD şampiyonu yaptı. 15 yaşında Fischer hem en genç büyük usta o sırada, hem de dünya şampiyonası için en genç aday oldu. Fischer'ın zaferi onu Portoroz Internazionale'de 1958'de hak kazandı. Dünya şampiyonu Mihail Botvinnik'in meydan okuyanını belirlemek için adaylar turnuvasına katılmaya yetecek kadar 5-6'lık beraberlik kaldı. Aynı zamanda 15 yaşında Judith Polgar'ın 1991'de kırmasına kadar devam eden en genç büyük usta oldu. Judith Polgar da biliyorsunuz bayan büyük ustadır, iyi bir oyuncudur. Onun da videosunu bir gün inşallah yaparız. Zagreb, Belgrad adaylarında 1959 Fischer Sovyet olmayan en iyi oyuncu olan 8'de 5. oldu. Fischer oynadığı 8 maçın tamamını her durumda en az bir puan almak üzere Amerika şampiyonasını kazandı. Amerika şampiyonası 1963-1964 bu turnuva tarihinin sadece tam notu 11-0 elde etti. Evet, 11-0. Güzel bir skor. Stockholm Internazionale 1962, Efim Geller ve Tigran Vertanovic Petrosyan'a 2,5 puan önünde kazandı. Bu onu Curaçao adaylarına 1962 kazanmak için favori yaptı. Ancak Petrosyan, Geller ve Paul Keres arkasında 4. oldu. Sports Illustrated dergisinde ünlü bir makalede Ruslar dünya satrancını düzeltti. Fischer Sovyetleri hile yapmakla suçladı. Petrosyan, Geller ve Keres Çuraçova'daki 12 maçın hepsini kendi aralarında çekmişti. Bu nedenle bir sonraki adaylar döngüsünü oynamayı reddetti. İçeri bir piyes Internazionale 1967. Fakat bir zamanlar anlaşmazlık olmuş. Bin Palme'de Mallorca Internazionale'de rekoru 3,5 puan ile ertesi yıl Fischer Taimonov adayları çeyrek final 1971 ve Fischer Larsen adayları yarı finalde 1971'de aynı anda 6-0 puanlarla adaylar maçlarının tarihindeki tek mükemmel puanlarla süpürerek satranç dünyasını şok etti. Evet, satranç dünyasını şok eden bir büyük ustadan bahsediyoruz. Ayrıca adaylar finalinin ilk maçını eski dünya şampiyonu Tigran Vertanovic Petrosyan'a karşı kazandı. Ve ona en yüksek rekabet seviyesinde 20 ardışık galibiyeti modern bir rekorunu verdi. Nihai Petrosyan adayları 1971 Fischer şampiyonu hükümdarlığına karşı dünya şampiyonası maçında önceden üzere 6.5'a 2.5 tarafından Boris Spassky. Bu aynı zamanda ona 2785 fide derecesi verdi ve o zaman onu tarihin en yüksek puanlı oyuncusu yaptı. Satranç oyuncularına şok etti. Yetmemiş, tarihin en yüksek reytingli oyuncusu olmuş.
Reşesk'le Reşkavik özür dilerim. Reşkavik'te Fischer Spask Dünya Şampiyonası maçını 1972 12,5-8,5 farkla kazandı ve 11. Dünya Satranç Şampiyonu oldu. Bunu sınavda sorarlar arkadaşlar. Kaçıncı Dünya Satranç Şampiyonu diye. 11, 11. Evet. 1975'te Fischer, Fide'nin Anatoli Karpov ile bir dünya şampiyonası maçı için şartlarını getirmeyi reddetmesi üzerine unvanını kaybetti. Daha sonra neredeyse 20 yıl boyunca halkın gözünden kayboldu. Rekabetçi kariyerinin son verdikten sonra yeni bir satranç çeşidi ve değiştirilmiş bir satranç zamanlama sistemi önerdi. Her hareketten sonra bir zaman artışı ekleme fikri artık standart ve Fischer Random veya Chess 960 varyantı popülerlik kazanıyordu. Fischer 1992'de Yugoslavya'daki eski rakibi Spassky'ye karşı bir maç oynamak için yeniden ortaya çıktı. Fischer, Spassky 1992'de 15 beraberlik 10'a 5 kazandı. Birleşik Devletler Fischer'ın Yugoslavya'da bu maçını oynarken Yugoslavya ile ticaret yapmayı yasaklayan ABD Hazine Bakanlığı düzenlemeden ihlal ettiğini düşündü. Fischer, Japonya'da tutuklandığı 13 Temmuz 2004'e kadar 12 yıl boyunca yetkililerden kaçtı. 22 Mart 2005'te İzlanda vatandaşlığı kabul edildi ve sonunda Japonya'da serbest bırakıldı. 17 Ocak 2008'de 64 yaşında İzlanda'da böbrek yetmezliğinden öldü. Mezar taşının resmi de var diyor arkadaşlar. Bizi tabii ki satranç hayatı ilgilendiriyor. Hemen bakalım önemli oyunlarına. Beyazlar kimmiş? Donald Byrne. Siyahlar Robert Fischer. Hemen oyunu inceleyelim. Hafif taşlar çıkıldıktan sonra rok yaptı Robert James Fischer. Donald Byrne vezirini önceden çekti. Bu bir açılış ilkesi. Değil mi? Açılış ilkesi. Bakın bu açılış ilkesi ihlali. Vezirle çok çıkarsak tempo yeriz değil mi? Taş gelişimimiz geri kalır. Şimdi veziri isteyince vezir kaçıldı. At açmazı alındı. Kale açmazı. Şimdi vezir isteniyor atla birlikte. Tabii atı tutan bir şey yok. Bakın atı tutan bir şey yok. Donald şimdi dedi ki atı böyle alayım dedi. Vezirin şah çekmesinden rahatsız oldu muhtemelen. Fil de oraya bakıyor. Atları kırabilir. Evet, at kırıldı. Atlar değişildikten sonra gördüğünüz gibi boşta bir E4 piyonu var. Hemen o alındı. Ben de piyon alırım dedi. Şimdi sen kaleyi al dedi. Ben de bir şeyler yapacağım buralardan diye. Şimdi kale de alınmadı. Gördüğünüz gibi kale fil ve vezir tarafından korunuyor. Kale alınır. Sonra fille tempo yenebilir diye düşündü mü? Evet, şimdi Donald Byrne de F7'ye gözünü dikti. Ben dedi mat edeceğim arkadaş. Atla piyon kırılınca al dedi artık bu atı. Kale istendi. At alınırsa orada şah var. Evet, E hattı açık görüyorsunuz. Şah ortada. Robert Fischer bunun farkında. Bakın. Burada belli olmuyor ama şu anda belli oldu. E hattı açık. Oradan şah çekip sıkıntılar olacak. Ben dedi vezir isteyeyim. Şah kaçılınca rok bozuldu değil mi arkadaşlar? Rakibi ortada yakaladık. Şah yaptık ve rokunu bozduk. Robert. Şimdi vezir bırakıldıktan sonra şah çekildi. Gördüğünüz gibi. Şimdi nereye gidecek? Mecburen G1'e gidecek. Zorunlu. Atla şah. Tekrar
zorunlu. Bakın burada şah. Şimdi burada gördüğünüz gibi fil alınıyor ve vezir isteniyor. At almadı. Fil istiyorum. Niye at almadı? Çünkü atı uzun çaprazda siyahta giden fil tutuyor. Ben fili alayım diyor. Burada gevşek taş. Korunmayan taşa gevşek taş diyoruz. Ben fili alayım dedi. Alamazsın dedi Robert James Fisher. Ben dedi onu tutuyorum dedi. Taşlar gördüğünüz gibi hep birbirlerini tutuyorlar. Ve şu anda kale istekledi. Kale alındı. Hava deliği açıldı şaha kaçmak için. Bakalım kaçabilecek mi? Kale isteniyor. Kale kaçırınca da bakın burada şah atla dalınınca şimdi vezir ata iki fil at kale artı piyonlar değil mi? Piyonlar geçer bağlı geçer var. Bakın B ve C'de. At geriye geldi savunmaya. Şimdi Fisher de atını geri geldi. Şah çekecek mutlaka. Orası evet, şimdi atını geldi. Şah burada şah denildi. Şahın gidecek yer var mı? Bir atla daha şah çekildi. Gördüğünüz gibi şimdi şah ilerliyor. Zorunlu değil mi? E1'e zorunlu. Siyahta giden fili bir şah. Zorunlu. Bir de beyazda giden fili şah. Evet. Şimdi atla şah. Şimdi atla tekrar şah. Kaleyle şah ve mat. İki fil, bir at, bir kale matı nasıl olur? Buyurun, böyle olur. Oyunu inceleyin. Çok güzel bir oyun. Vezirsiz de oyun kazanılmaz diye bir şey yok. Bunu anlatıyor. Vezirsiz de oyun kazanılır. Beyazlar Robert Byrne, siyahlar Robert James Fisher. Evet. Hemen hafif taşlarını geliştiren Robert James Fisher kısa rokunu yaptı. Güveni aldı. Şahını. Robert ben de dedi kısa rokumu yaparım. Hat açılımı çalışıyor. Fisher E'den. Şimdi burada atla piyon kırıldı. Bakın burada şah atla şah çekince şimdi çatal var. Gördünüz mü? Vezir kale. Ben diyor fili alayım diyor. Fil daha tehlikeli. Şimdi atı kovalıyor. At alınınca şah. Şah kaçılıyor. Vezirle atağa kalkacak. Gördüğünüz gibi Robert James Fisher şahın etrafını temizledi. Piyonlar yok. Kendisi koruyucu bir siyahta giden fili var. Piyonları da etrafında. Savunması iyi. Bakalım ne olacak? Ne oluyor? Burada evet. Bakıyoruz. Bunu size ödev olarak veriyorum. Konumu Lichess üzerinde kurup inceleyin diyorum. Evet.
Bir taş üstün Robert Byrne. Yalnız burada taş üstünlüğü önemli değil. Vezirin şah çekmesi var, görüyorsunuz. Vezir H3'ten bir şah çekiyor. Bunu ödev olarak verdim arkadaşlar. Videomuz uzun olmasın diye. Beyazlar Robert James Fisher, siyahlar Boris Spassky. Boris Spassky de biliyorsunuz dünya satranç şampiyonlarından biri. Bir tanesi. Evet. Merkez taş değişimi olsun, açılsın diyor. Ben fili almayı tercih ettim diyor. At da alınınca şu anda Robert James Fisher rook atmadı. Boris Spassky attı. Yalnız at fil daha gelişmediği için şimdi veziri geliştirdi. Piyonla gördüğünüz gibi hemen bir C5'e bir baskı kuruldu. Kale gelinince şimdi alındı. Bakın burada aldı, şimdi fil alınamıyor, kale kaybolur. Kaleyle alsa kaleler değişilecek. Piyonla almayı tercih etti. Hemen bir kısa rokunu yapıp kaleleri birbirine bağladı. Şimdi fili geriye kaçtı. Buradan eğer at alırsa kaleyi alacak, şah çekecek. Fili aldı. Şimdi de piyonlarla atın ayağı kırıldıktan sonra baskı yaptı. Nereye? E6'ya arkadaşlar. E6 erine vezir ve fille baskı yaptı. Atla tuttum diyor. Bir de aynı zamanda vezirle. Sorun değil diyor. Filin de piyonla tuttuktan sonra şimdi kalede gelince dublenebilir. Evet, hemen bataryası yapıldı. Şimdi vezir de hazırlık yapıyor. Evet, şimdi burada kaleyle at vurunca feda edildi. Şimdi diğer kaleyle piyon alındı. Şah çekilirse mat olacak. En iyisi diyor ben şahımı kaçayım. Boris Spassky eğer orada oyun açılırsa açarak şah çekeceğim diyor. Şimdi vezirle şah çekmeyi düşünüyor. Niye? Vezirle alayım diyor. Evet arkadaşlar, vezirden alıp şah çekerse kaleye gelir. Buradaki düşünce ne? Kaleyle şah çekip veziri düşürmek. Evet. Delikli oyuncu bunlar. Dikkat etmek lazım. Ben yoruldum. Ben yoruldum diyor Boris Spassky. Tamam diyor. Tebrik ediyor rakibini. Evet. Beyazlar Robert James Fisher. Siyahlar Namsuren, Miyamar Suren. Evet. Fianchetto Free diyoruz değil mi? Fili bir uzun çapkıza gelmeye Fianchetto Free diyoruz. Hazır. Rokunu yaptı hemen Fisher. Ben de yaparım diyor. Namsuren, Miyamar Suren. Evet. Şimdi E5'e bir baskı vardı iki atla. Kaleyle tutuyordu. Atla tutuyordu. Bir de fille tutayım dedi. Şimdi hat açılmaya çalışılıyor. Rakibin kampa doğru atlar ilerlemeye başladı. Robert James Fisher'ın filini kaçtı. Evet, şimdi vezir isteniyor. Vezir kaçılınca da
Vezir geldi Şah'ın yanına. Ben geldim dedi ben. Evet, tehlikeli bir durumlar olabilir. Şu anda bir şey yok. Evet. Bir fil alırsa piyonla alacak. Sonra da şah 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 mat. Almadı. Atla geldi. Şimdi vezir isteniyor. Ben diyor vezirimi kaçayım. At alınınca kaleyle alınıyor. Şimdi hat açılmaya çalışılıyor. Şimdi kale de gelindi. Mat isteniyor. Şah almak zorunlu. Almak zorunlu. Şahla alınca da piyonla alıyor. Çifte şah. Piyon almak zorunlu. Beyazda giden file şah ve mat. Ha, almam ben derse şah vezir aldıktan sonra. Geriye kaçarsa buradaki H hattı açık olacağı için kaleyle H8'den şah ve mat. Evet. Müthiş final. Beyazlar Robert James Fischer, siyahlar Ruben Fine. Hemen kısa rokunu yaptı. Emos Gambit oynanıyor. Evet. Beyazlar taşların hızlı gelişti. Emos Gambit'inde biliyorsunuz. Piyonlar verildi ama gelişim çok önde. Hat açık olduğu için şimdi buradan vezir piyon isteniyor. Evet, hat açık. Gene vezir isteniyor. Alınırsa gördüğünüz gibi piyonu alıp burada bir saptırma var. Alınırsa piyon alıp şahı sabitliyor. Rok atamayınca şahım garibim ne yapsın? Şah çekti. Şimdi vezirle tutuluyor. Eğer vezirle vezir alınırsa fille F6'dan şah ve mat. Bu alınırsa kale alınacak. Taş bataryal kaybı. Alınmasa da zaten şah denip vezirle kale alınıp mat olacak. Evet, tahmin ettiğim gibi rok yapamadım. Duman oldum. Diyor herhalde. Evet. Rok yapmak çok önemli arkadaşlar. Rokun önemini anlatan bir oyun. Çok güzel. Bir de karşınızda Robert James Fisher var. Yani sıradan biri değil. Dönemin en hızlı satranççılarından. Evet. Beyazlar Robert James Fisher, siyahlar Paul Benko. Gambitlerim seni diyor James Fisher'a. Buyur o zaman başlayalım. İyi olan kazansın. Başarılar. İki rakip birbirine başarılar dedi. Oyun başlandı. Hemen taş değişimleri oldu. Gördüğünüz gibi Robert James Fisher piyonların arkasında aletleri koyarak öyle oynuyor. Hat açtı kendine. Burada vezir isteniyor gördüğünüz gibi. Şimdi kısa rok attı. Şimdi vezirle fil açmazı aldı. Siyah da giden file gelip işi bitirecek. O yüzden açmazdan kurtardı. Şimdi vezir nereye bakıyor? H7'ye atı kırabilir. Dediğimiz gibi kırdı. Şimdi kaleyle F6'ya geldi. Bakın burada F6'ya geldi. Burada eğer kaleyi alırsanız sürecek piyonu. Piyon çatalı yapacak. Atla fil mi diyecek. Aynı zamanda buradan mat isteyecek. Burayı koruyamıyorsunuz. O zaman onu almadı. Şahını kaçmayı yeğledi. Biz olsak bedava kale. Evet. Aynen. Hemen
Koy sepete yapardık. O yüzden Palvenko da iyi bir oyuncu. Şahını G8'e geldi. Şimdi sabitledi. Aynı şekilde açtı orayı. Evet, gene gördüğünüz gibi mat tehdidi var. Bari diyor şey yapalım. Piyonu sürelim, mat olmayalım. Evet, burada atı geliyor. Atı gelip mat edecek. Atı bile almıyor. Atın gidecek bir yeri var mı? Yok. Savunma yapabiliyor mu? Yok. Beyazlar oyunu kazanıyor. Videomuz çok uzun olmasın diye hızlı geçiyoruz. Oyunlar normalde tahta üzerinde incelenmesi gereken, hatta vaktimiz yoksa bilgisayarda incelememiz gereken oyunlar arkadaşlar. Biz biraz hızlı geçiyoruz çünkü video çok uzun oluyor aksi takdirde. Beyazlar, Rene, Lethier, Martner, siyahlar, Robert James, Fischer. Fischer hemen merkezi parçaladı. Merkezde bir piyonlarıydı. Alan kazandı. Şimdi veziri bunu planladı. Çünkü atla alacak. Eğer sen al atı dedi. Şah da diyebilir. Evet, ben de piyonu alayım. İki çıkınca sabitledi. Yoksa piyon çatalı var. Atla gelişim hamlesi. René Lethier, Martner rok atmaya gerek kalmadı. Gördüğünüz gibi. Rok atmış oldu. Şahı F2'ye gelince ama etrafta piyon yok. Robert James Fischer'ın güzel piyon bir yapısı var. Korumacı bir fiyançato fili var. Siyahta giden bir de atı var arkadaşlar. Kalesi de yanında duruyor. Diğer at da yakınlarda bir yerde bekliyor. Şimdi tehlikeli geçer er alındıktan sonra kaleler E hattında batarya yapıldı. Bakın burada fil alındıktan sonra değiştirdikten sonra şah denildi. Şah denildi. Şimdi burada eğer vezir alınırsa siyahta giden fille şah ve mat arkadaşlar. Yani hemen kocaman vezir boşta duruyor. Gevşek taşlayıp almayalım. Sonra tuzağa düşeriz. Bunu alırsak gördüğünüz gibi siyahta giden fille şah diyor. B6'dan mat ediyor. Gidecek hiçbir yer yok. Almasa da şah denildi. Şimdi nereye gelecek? Merak konusu. Evet. Çünkü şah çok ortada. Etrafında hiçbir şey yok. Savunmak çok zor. Özellikle piyonlar yoksa savunmak daha da zorlaşıyor. Sağlık olsun. İyi bir oyun. Beyazlar Robert James Fischer. Siyahlar Tigran Petrosyan, dünya şampiyonu olan bir satranç ustası. Robert James Fischer hemen kısa rokunu yaptı. Taş değişimleri yaparak merkezi açtı. Şimdi atını geliştiriyor. Şah, vezirleri değişelim dedi. Değiştikten sonra fil de çıkıldı. Şu anda kısa rok yapıyor Petrosyan ve şu anda her iki taraf gördüğünüz gibi eşit konum gibi bir
Piyon şurada D'deki piyon izole kalmış tek. Burada da piyon tek kalmış değil mi? A'daki Petros yani. Robert James Fisher'ın ise A ve B var. 5 piyon. 3-5 piyon. Evet. File değişti. Şimdi piyona bir baskı var değil mi? Hem atla hem fille istiyor. Piyonu alırsa geçerleri yapacak. Şimdi burada şaha bir yol açtı diyor. Aslında amaç ne? Atın ayaklarını kırmak değil mi? Evet. Şimdi diyor o kareye de geldim diyor Petrosyan. Sağlam oyunuyla bilinir. Robert James Fisher hemen fırsatı değerlendiriyor. Filini alıyor, atı veriyor. Şimdi 7. hatta gelince evet taktik olanaklar olur demiştik. Burada Petrosyan ne olur ne olmaz bir hava deliği açalım diyor. Şahın merkeze eleştiriyor James'i Robert Fisher'da. Taşlar değişirse ne yapacağız diye. Şimdi atı çekince 7. yatayda kareleri bağlıyor. Şimdi ben diyor atla çatal yaptım diyor ama bir şah temposu var. Şimdi piyonu da tuttu. File kaçınca şimdi ne yapılabilir diye düşünülüyor. Niye? Zaten kaleyi H7'ye gelip buradan merdiven matı gibi mat yapabilir. Biliyoruz ki kale 7. yataya geldiğinde taktik olanak olur. İki tane kaleyi bağlarsanız mutlaka taktik olanak olur. Oyunun sonunda da filin atılan daha üstün olduğunu görüyoruz. Niye? Merkezler açık olduğu için. Kapalı olsaydı at üstün olurdu arkadaşlar. Çok güzel bir oyun. Robert James Fisher beyazlar, siyahlarsa Mikhail Tal. Evet. Şimdi vezir isteniyor. Tekrar vezir isteniyor. Hafif aletler çıkıldıktan sonra tekrar at alındı. At alınca piyon alındı. Şimdi fil isteniyor. Evet orada bir şah kale var yoksa. Şimdi piyon tutuldu. Şah. Şimdi at alınmak zorunda. Yoksa kale gidiyordu. Alınınca da taş değişimiyle bir uzun rok yaptı Robert James Fisher. Kaleyi istedi. Kaleyi kaçınca da şimdi tehlike çanları çalabilir. Hat açarsa evet. Kale, evet. Burada vezir isteniyor. Al sen veziri diyor. Vezir alınca da kaleyi istiyor. Kaleyi alınca da piyonlar alıyor tabii ki. Şimdi vezir isteniyor. Şah açmazdan şurada şah iki kale bir vezir ne olacak bakalım şah 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 şimdi diyor ben tutayım burayı evet şimdi piyonu alayım diyor o da piyonu tutunca sen diyor bu piyonu bana bırak saptırmaya çalışıyor olmaz diyor o zaman piyonu ilerledi şah piyonu aldı sonuçta. Evet. İki kalenin vezire karşı mücadelesini görüyoruz. Güzel bir örnek. Bakın burada da ne olur ne olmaz diye bir sıkıntı olmasın diye piyon hamlesi var. Şimdi burada iki kale değil sadece. Gördüğünüz gibi 1, 2, 3 tane de yer var. Piyonlar geçer olduğu için oyunu sonlandırıyor. Evet, Mikhail Tal'a karşı oynamış. Robert James Fisher çok cesaretli oynamış. Ve cesaretinin
karşılığında almış. Vezirsiz. Kim vezirsiz oyunu kazanamaz diyor. Buyurun. Kazanıyor. Karşınızda Mikail Tal gibi güçlü bir oyuncu var. Dünya şampiyonu. İkisi de dünya şampiyonu olmuş. Beyazlar Boris Spassky. Siyahlar Robert James Fischer. Lekin savunması. Hemen Boris Spassky kısa rokunu yaptı. Robert James Fisher gördüğünüz gibi şurada Fianchetto filminden sonra hemen kısa rokunu da yaptı. Ne olur ne olmaz dedi. Bu Boris dedi. Bunun sağ solu belli olmaz. Atlar değiştirdikten sonra atla fil değişmek istemedi. Şimdi vezir istiyor. Kaçıldı vezir. Şimdi atı kaçarsa diyor vezir değişiriz diyor. Batarya yapıldı. Evet, Boris Spassky D'de, E'de, K'lere geldi. Atlar da merkezde, fil de iyi bir yerde. Evet, gördüğünüz gibi Robert James Fisher'ın fil çifti var. Oyun sonunda yarayabilir. Boris Spassky'nin de ne yapalım? Bizde de at çifti var diyor. Evet. Vezir istendi. Kaçıldı vezir. Şimdi piyonla fil sabitlendi. Şah güvenli bir yere aldı Boris Spassky. İşte atları değişelim dedi. Değişmeyince hemen piyonla ata saldırı. Şimdi tekrardan ata saldırı. Evet, at geldi. Çok güzel bir kareye oturdu. Değil mi? Piyonla tutuyor. Buna ne diyoruz? Ön karakol. Şimdi burada at şahın yakınında bir yerde piyonla kaldırılamıyor ve genişletilmiş merkez dediğimiz yani merkez kareler E4, E5, D4, D5'in etrafındaki karelerde içinde olduğu için de 8 kareye hareket edebilir. At çok etkin. James Fisher'da bu at diyor vezir kadar kıymetli olur diyor. Bunu ben diyor alayım diyor. Evet, onu mecburen piyonla alınca fille vezirini alıyor ve Robert James Fisher'e gün doğuyor. Evet. Şimdi fili de biraz kötü yağ kaldı gibi, değil mi? At aşağı çekince aldı. Şimdi o piyonun üzerine oyun kuracak. Evet. A'da bir geçer var. Gördüğünüz gibi bakın. James Fisher sakin sakin ilerliyor. Gördüğünüz gibi 7. yataya geldi. Ben de diyor çıkarım diyor. Sorun yok diyor. Şimdi file piyon tutuldu. Şah yaptırdıktan sonra kaleleri A hattında batarya yapmayı tercih etti. Robert James Fisher. Şimdi filin gördüğünüz gibi bir kara vermesini istiyor. Şah denince de bir şah daha ve piyon olunca şah bir şah daha geldi. Şimdi tehlikeli piyon alınıyor. Robert James Fisher oh be diyor bir. Çünkü fil zaten kayıptı. Bakın. İki kale de file baskı yapıyor. Ama buradaki en tehlikeli taş ne? Piyon. Hem de 7. yataya gelmiş piyon. Neredeyse vezir olacak. Şah denildi. Şimdi kaleler de değişilince piyon ilerliyor. Şimdi fil nereye gelecek? F8'e kapatacak.
Ve vezire çıkacak yani. Buna müsaade eder miyim dedi Rabbi James Fisher. Kaleyi hapsetmiş oldu. Şah vezire çıktı bakın. Al dedi, ne yapalım. Şimdi orayı da tutunca kalenin üstüne geliyor şahla. Diğer bakın burada şahla kalenin üstüne gidiyor. Çok cesaretliyim ben diyor. Diğer piyonu da sürünce bu sefer piyonu bırakmak zorunda kalıyor. File yoksa onu durduramayacak. Burada bir zayıflığı durdurmak tamam durdurulabilir ama iki zayıflık zor. Konumsal satrançta bu önemlidir. File olmasına rağmen piyonların yokluğunu yaşıyor. Burada şimdi fili vermese sıkıntı, verse gene bir sıkıntı. Çünkü kaleyle şah çekecek, vezire çıkacak. Yani burada fille piyonu alırsa kaleyle şah var. Buradan da nereye gitse A'daki de vezire çıkıyor, sonra alıyor. Acelesi yok. Evet. Evet. Nasıl olsa malzeme benim diyor. Acele etmeye gerek yok. Acele işe şeytan karışır. Evet. Ve oyun çok güzel bir oyun. İncelemenizi öneririm. En azından bu oyunları Leicester tahta yapıcıda öneririm. Teşekkürler.